hastane içinde sanat yapmaya, daha doğrusu resim yapmaya başlamamızın en büyük nedeni pandemi. Pandemiden dolayı hastaneden normal mesai dışında da çalıştığımız için çıkamayınca bari dedik sevdiğimiz işleri de hastanede yapalım. Birkaç arkadaş birleşip başhekimlikten izin alıp hastanenin kullanılmayan bir odasını atölyeye çevirdik. Ve orada resim yapmaya başladık. Resim, heykel, hastane çalışanlarıyla beraber, gönüllülerle beraber başladıktan sonra fark ettik ki bu kamu kurumlarında özellikle bir kurum içinde özellikle hastaneler içinde sanatla uğraşan, daha doğrusu atölye kuran hiçbir yer yok. Öylelikle çalışmalarımıza başladık. Büyük ihtimal eserlerimiz de beğenildiğinden dolayı sanat camiasından da destek aldık. Ondan sonra birer ikişer sergilere davet edildik. Böyle devam ediyoruz. Şunu söylemek isterim. Hastanede çalışılan kurumda bir atölye kurulduktan sonra özellikle eline hiç kalem almamış insanların dahi ne kadar bu işe hevesli olduğunu gördük, yetenekli olduğunu gördük. Gerçekten çok güzel eserler ortaya çıkanları olduğunu gördük ve insanların çalışma koşullarının dışında mutlu olabileceği bir şeyi de keşfetmiş olduk. Yani sanatın hayat içinde her alanda dışarı çıkarılmasına imkan yok. Hayatın her alanında bir sanat geçerli bir kuraldır. Özellikle sağlıkla uğraşıyorsanız, sağlığın, bilimin, iyileştirmenin, bu bir güvercinin kanadı gibi bir kanadı buysa bir kanadın sanat olması lazım. İçinde sevgi ve sanat duygusu olmayan bir insanın zaten insanlarla muhabbet etmesi, tedavi etmesi zor. Ya Erdal Hocam dedikleri gibi sanatın iyileştirici etkisini bu Covid döneminde biz çok güzel kullandığımızı düşünüyorum. O işte atölyede oluşturduğumuz ortamda, o huzurlu ortamda sanatla iç içe zaman vakit geçirip geri döndüğümüzde de hastalarımıza bu olumlu havayı yansıtabildiğimizi gördük. Çok olumlu tepkiler aldık. Hem başka dışarıda seyircilerden hem bu sergilerde katıldığımızda konuştuğumuz insanlardan. Bu şey etki hastanede de büyümeye devam ediyor. Duyan geliyor, gelen gitmiyor. Bu şekilde büyüyoruz gitgide. Yani umarım diğer hastanelere de aynı şekilde aynı uygulamalar olur. İnsanların biraz nefes alabilecekleri bazı bu sanat olur, öykü olur, işte müzik olur. Bu tarz kültürel aktivitelerin uygulanabileceği ortamlar olması hastanelerdeki çalışanlar açısından önemli diye düşünüyorum.